Kardeşim benim, eyvallah, hoş geldin. Eyvallah abicim, hoş bulduk. Çok mersi. Sağ olun. Çok teşekkürler canlar, sağ olun. Merhabalar. 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 Gökhan ve paçaları. Geçsem ayıp olur mu? Tabii ki, buyurun. Gökhan ve paçaları. Kardeşim, çok, aa, çok şıksın. Yo valla gerçekten çok şıksın yani. Çok mersi. Bizimkiler bayağı güvercin paçası gibi kaldı senin. Seninkinin yanında. Çok güzel şarkı. Nasıl katılıyor herkes? Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bomba gibisiniz. Bravo. Sözleri senin mi parçanın? Sözler senin mi parçanın? Serdar Aslan şarkısı. Abi, çok güzel. Sözler yıkılıyor. Özellikle o lay la lay la 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 la. Böyle mi? O, orası acayip. Bak o kısım ben hiçbir parçada öylesini dinlemedim yani. Tabii, kesinlikle. Oradan zaten şarkı patladı. Neler söyleyeceksin bugün bize? Ne yapacaksın? Anlat biraz bize. Vallahi şimdi... Çünkü bir daha sıra gelmeyecek sana konuşmaya gördüğün gibi. Şimdi konuştuk. Öncelik hanımefendilerde olsaydı keşke ama bana verdin önceliği. Ben... Estağfurullah. Estağfurullah. Bir kere konuşacağım bitecek. Onun için şimdi... bakalım ne söyleyeceksin bakalım amcalarına. Çok küçücük bir yerim var. Orayı da şöyle doldurayım efendim. Bu gece ne isterseniz onu söyleyeceğim. Bana dair ne sevdiğiniz varsa onu söyleyeceğim. Ben bu gece bir şey istiyorum. Var, bak pantolonun çok spontan bir şey. Şu anda aklıma gelen bir şey. Gökçe Bahadır'ın sesi gerçekten de müthiş. Evet. Ama Aslan'ın da çok güzel. Evet. Gol. <öyle. gülüyor> Delincilik yaptım. Hayır hayır. Hayır Ulu'cum. Bu şarkıyı da gemilerde talim var ve çevirdin ya. Helal olsun. Bunu da yaptın yani. Tebrikler yani. Allah, ne tanıdık zaman geliyor diyorum ben de. Şeyin Aslan Hanım da sesi gerçekten güzel. Evet, ben söyledim diyorum... sıramı sağdım ama. Gökçe'de sıra. Ben diyorum ki bugün şarkılar sırasında, herhangi bir şarkın sırasında. Yani onlara da bir şey yaparsan, evet, eşlik evet, ederlerse. Tabii ki. Paylaşma, yani bildikleri şarkılardan. Gökçe usulat nedir ya? Usulat ne? Ne çıkacak diye bakıyor. Ne yapacağız diye. Söylemez misin hayatım bize bir şeyler bugün? Ha? Söyle. Söylersin. Söyleriz. Yo, oynarken oynuyorsunuz. Her şey güzel gidiyor. Ama burası çok farklı. Nasıl farklı? Bak. Bakayım. Arkadaşın zayıf bir deri bir kemiğe döndü falan filan dediler. Hiç öyle bir şey yok vallahi ben. Yani biraz zayıflık var ama. Aynıyım, hep aynıyım. Vallahi harikasın yani. Çok. Teşekkür ederim. Kaç kilo verdin? Verdin mi çok fazla kilo? Yok kilo vermedim ama spor yapamıyorum. Ay millet soruyor çünkü meraktan hastalandı mı? Bulum niye? Bir şey o ben de bilmiyorum. Bir şey anoroksiya oldu, evet. Bir şeyler. Anoroksiya, kusuyor falan. Bulum niye? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bulum niye? Bir şey işte bilmiyorum. Bir şey yok ama hastalık mı? Yok Allah korusun. Evet kaç kilosun şu anda? 52-53 arası. 52-53 arası. Bizde sıra gelmez inşallah. Biz es geçersin diyor muyuz? İkimizi es geçersin. Durduk yere gecenin başına niye huzurumuzu kaçırıyorsunuz? Evet ya. Ama siz bir şey söyleyeceğim. Size biraz siz de maşallah diye bir anda ağlatırmış bizi burada. Hayır. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen zaten çok kilo verdin. Biz niye koltuğun bu tarafına geçtik? Hastalık. Dengelensin diye. Ama kardeşim bunun yanına kim otursa zaten kilolu görünecek. Baksana yani şu hale. Ben de kilo. Ben de kilolu duruyorum gibi ama. Senin kilolu mu? Biraz o. Değil. Değil. Gerçekten de değil. Gökçe? Ama... Çay bardağı gibi. Ne var işte? Gökçe. Allah aşkına ya. Gökçe ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bu üçlü bayağı. Ya bunlar 48 kilo, ben sana kilo verdi. Bu konuyu da bir daha konuşmayalım bence. Gökhan'cığım sen ne düşünüyorsun bu konuda? Allah aşkına yani. Esas bir konudayız şu an. Bence şey, kilo sırasına göre oturdunuz diyeceğim, ayıp olacak. Ay. Allah. Kötü oldu. Sıra ama nereden başlıyor? Ama sana güvendiğimi söyledim. Türk kadını! Gökhan Tepe'ye çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Bugün bizlerle beraber olduğu dakikalar içerisinde... Bombalarım devam etsin. Gerçekten bize böyle bir laf mı attı? Bak tefek ekibine. Sen hiç karışma. Sen arada kaldın, tam kurtardın ortada. Zaten. Sen hiç karışma yani. Allah'ım bize oldu. Allah'ım. Peki. Of. Şu diziden başlayalım, filmden başlayalım. Şu filmin fragmanını bir gösterelim diyeceğim önce de. Bir filmle ilgili bir konuşalım. Maide teyzenin altın günü. Evet, Maide'nin altın günü. Nereden çıktı filmin yani bir de tipleme yaptın bu. Evet aynen. Evet. Tabii bu benim için biraz riskti de çünkü 5 dakikanın ötesinde tipleme yapmamış biri olarak bir film boyunca o karakteri izletmek hiç de kolay iş değil yani. Bir de yani. Yani. Ya acayip bir şey olduk zaten. Ya bir de
Tipleme dediğin şeyi biliyorsun. Önce televizyonda pişirmen lazım ki televizyonda mı alışsın, sonra onun filmine daha çok gidiyorlar. Öyle ben bir anda ben bir tipleme yaptım. Gelin bu tiplemeyi sevin falan diye bir şey yok. Önce televizyon programlarında biliyorsun o pişen evet, tiplemeler. Evet, aynen öyle. Sen bir de böyle bir canavliyle çıktın bir teyzeyle yani. Ya şöyle biz kendi kendimize bir şey yapmıştık. Böyle 2 dakikalık bir video yapmıştık ama geçtiğimiz yıl yani yılın başında Şubat'ta. Caner Özyurtlu ve Serkan Altuniğne ile alakasız bir proje için buluştuk. Fakat onu hayata geçiremedik. Ben de o esnada sohbet esnasında o videoyu izletmiştim. Ve çok hoşlarına gitti. Aklımda da bir hikaye vardı. Serkan'la paylaştığımda eğer istersen senaryolaştırabilirim dedi. Sonra Çağdaş Dinç'le birlikte onu senaryolaştırdılar. Her şey çok hızlı gelişti. Ve bir anda... Ama çocukların da bir bunu bekliyorlarmış gibi deli gibi gerçekten yazmışlar yani. Çok hızlı gelişti. Aynen öyle. Yani biz 24 günde filmi bitirdik, çektik, bitirdik. Sosyal medyada bunu aslında film olduğunu paylaşmadan gizli gizli... Repo günlerinde ben yine o tipe bürünüp pazara, çarşıya, kuyumcuya gidip video çektim. Yani filmin bütün çekim günlerinde repo günü dahil olmak üzere ben maide olarak gezdim. Şimdi kimse de tipi bilmediği için beni de tanımıyorlardı. Pazara gidiyorum, pazarcı bana bakıyor. Böyle bir tip niye geldi buraya diye. Çünkü her tarafım takı dolu, saçları bir garip. Gerçek mi değil mi? Vücudum böyle bir farklı. Ya, kıyafetlerim bambaşka. Kıyafetler ne? Nasıl söyleyeyim? Neyse şimdi evet. Onunla söyleyemez tamam, yani. Söylemeyelim. Söylenmez değil mi? Olsun, evet. Evet. Bir şey var ama söylenmez. Onu söyleyeyim yani. Söylenmeyeceğini söyleyeyim en azından onu bileyim yani. Çok feci bir şey o. Ay çünkü... Söyleyeceğim ben herhalde dayanamıyorum tamam, ya. Tamam söyle. Merak ettim ama merak ettim. Ya vücudunun kalıbını aldırmış. Vücudunun kalıbını aldırmış. İçine vücudunun daha büyüğünden, aynısından... Bir beden yapıldı. Ya ben söylemeyeceğim tamam yani. Tamam yani şöyle söyleyeyim. Göğüslü, yani. Göbekli, benim vücudumdan daha farklı. Aslında böyle birazcık daha 50'li yaşlara uygun bir teyze vücudu yapıldı. Tabii ki 50'li yaşlar deyince herkese aynı kategoriye koyamayız ama... ...bizim yarattığımız tipe uygun... ya bizim yarattığımız tipe uygun bir vücut yapıldı. Tamam, evet. Ve o vücut da o kadar gerçekçi oldu ki... Tüm detaylarıyla böyle sen niye kıza anlatıyorsun herkese? Niye kızıyorsun? Ay çok heyecanlıyım ondan herhalde. Sen dinliyor musun beni? Bu sinir nedir ya? O vücut o kadar gerçekte. Dinliyor musun sen beni? Bir şey atıyorsun. Evet. Çok... Maidenin altın günü. Anlat bebeğim. Detaylı bir şekilde işte vücutla yapıldı. Ondan sonra... O vücudu biz bir getirip burada bir göstereydik aslında. Göster yok yok olacak iş değil o şimdi. Evet, en azından de. Bazı yerlerine yıldız falan koymak lazım. Yıldız değil bayağı ay parçası koyman lazım. Yıldız kapatmaz o işleri yani. Yıldız başka bir şey. Evet Gökhan arada yine bir pot kırmak falan bir şey ister misin arada? Ya? Yok ben en sonunda Ezgi olduğu için onun samimiyetine güvenerek o lafı söyledim. Evet, yani evet. Ezgi'nin bozulmadı. Yürbüsünün samimiyetine güvenmedin. Bu sonuç. Filmin fragmanını izleyelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,